8'e sağlık tüyümüz ile devam ediyor. Şu anda kıymetli hocamız Operatör Doktor Nur Tuzuner, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Hoş geldiniz hocam, günaydınlar size de. Kırmızının güzel enerjisiyle geldiniz. Ay çok teşekkür ederim. Bugün de kadın hastalıkları ve doğum üzerine son dönemde Türkiye'deki hem gelişmeler, yani bu alanda yapılan, bu alandaki hastalıklar, bunlarla ilgili bizim farkındalığımız ve yeni tedavi yöntemleri, neler yapılıyor, biraz bunlarla ilgili sizden bilgi alalım isteriz. Hangi konuya farkındalık çekmek isterseniz bugün özellikle? Ben bir yaşam süresinden bahsetmeyi tercih edeceğim. Çünkü kadın hastalıkları, doğum aslında hasta bir insanın hemen hemen yaşam evrelerinin hepsiyle ilgileniyor. İlk başta ergenlikle başlayalım. Genelde öyle başlıyor. Ergenlik döneminde jinekolojik muayene yapılıyor mu? Yani çok yaygın değil bizim ülkemizde bir takım toplumsal baskılar veya başka problemler nedeniyle, ama jinekolojik muayene de yapılabiliyor. Ama en önemlisi ergenlik döneminde artık yaptığımız başka bir şey var. Rahim ağzı kanser aşısı. Çok Türkiye'de oturtamadık. Yurt dışında çok yaygın. Amerika'da, İngiltere'de ve Avustralya'da devlet zaten 13 yaşından itibaren aşılıyor çocukları. Biz ise ücretli olarak hastalara bunları yaptırmaları yolunda ikna ediyoruz, yaptırtmaya çalışıyoruz. Ne yapıyor? Bir virüs var. Şu anda uğraştığımız virüsten bir farklı virüs. Human papilloma virüs adında bir virüs. Bu da rahim ağzı kanseri yapıyor hanımlarda ve cinsel ilişkiyle %98 oranında geçiyor. Biz bu virüse karşı bir aşı geliştirildi dünyada. Bu aşıyı genelde ilk cinsel deneyimden bir 4 yıl önce yapmayı tercih ediyoruz. Kesinlikle rahimden ya da vajinadan yapılan bir aşı değil. Toplumda böyle bir yanlış algı var. Öyle deyince bir korku da oluyor kaygı insanda. Evet. Kaygınızı rahatlatalım. Koldan yapılıyor küçücük bir iğneyle. 3 doz yapılıyor ama yaklaşık Türkiye'de de ilk cinsel deneyim öncesi yapalım diye 15 yaş grubunu aşılamak istiyoruz. Anlatıyoruz. Yani aklı başında oldukça düzgün insanlar olduğu için karşımızda. Anlıyorlar ve yaptırmaya başlıyorlar. 4 tip virüse etkili. Dokuzlusu çıktı yurt dışında. Henüz ülkemize gelmedi. Yapıyoruz. Son derece memnunuz. Sonuçları da alındı. Bu Covid nedeniyle hepimiz zaten bilimsel verinin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Down sendromu, otizm gibi işte bilinen bir takım rahatsızlıkların geç evlilikle, geç anne olmakla bağlantılı olduğu da konuşuluyor. Bu noktada bunların daha gebelik sürecinde tespit edilmesiyle ilgili gelişmeler neler? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Güzel bir soru oldu. Bu aşamada neler yapıyoruz? Öncesinde biz evlenmeden önce çiftleri muayene ediyoruz. Gebelik öncesinde de bir muayene ediyoruz anne adayını. Neden muayene ediyoruz? Bir takım vücudunu bir küçük check-up yapıyoruz. Vücuduyla ilgili bir eksiği olmasın. Bazı vitaminleri başlıyoruz. Bu konuda mesela folik asit var. Son zamanlarda çok rutin olarak gebelik öncesi başlıyoruz. İlk 4 ay kullanıyoruz. Folik asit eksikliğinin bir takım nöral tüp defeklerine neden olduğu, yani beyin, omurga, omurilikle ilgili problemler yaratabildiğini biliyoruz. Aldığımız bu zamana kadarki veriler ışığında. Bunları yapıyoruz. Tabii gebelik gelince, hastamız gelince, gebelikte ultrason çok gelişti. Elimizde çok ciddi bir teknolojik gelişmeye sahibiz. Çok iyi ultrasonlarımız var. Ultrasonlar geliştikçe biz öğrendik. Biz gebeye bakmayı öğrendik, bebeğe bakmayı, fetüse bakmayı öğrendik. Fetüsün bir takım anomaliler taşıyıp taşımadığını öğrendik. O anomalilerden sonuçlar elde ettik. Öyle sonuçlar elde ettik ki, yani anne karnındaki bebeğe bakarak elde ettiğimiz veriyle, diyelim ki bir kalp anomalisi görülüyor. Niye ondan bahsediyorum? Çok sık görüldüğü için. O anomalili bebeğin kalbinin neredeyse 3 boyutlu şeklini kafa çizerek, acaba doğumdan sonra ameliyat edip yaşatabilir miyiz bu bebeği acaba diyerek düşünmeye başladık. Bu veriler ışığında da gittikçe, tabii ki biz böyle çalışırken aynı zamanda laboratuvarda çalışan arkadaşlarımız da anneyle ilgili verilerden bebekle ilgili bir takım veriler alabilir miyiz diye çalıştılar. Bir takım testler yapardık önceden, ultrason eşliğinde ikili test, üçlü test. Bebeğin genetik durumuyla ilgili bize veri veren, bunlar tarama testleri diyoruz, tanı testleri değil, teşhisi koyduramıyor Down açısından veya diğer genetik anomaliler açısından. Onlar da gelişti. Şimdi çok yeni bir teste sahibiz. Fetal DNA testi anne kanında. Yani anne adayımız gidiyor hamileliğin belli bir ayında kolundan kan veriyor. Bu kanda fetüse ait DNA analizi yapılıyor. Fetüsün DNA'ları analiz ediliyor. Ve o DNA'lara bakılarak anne karnındaki bebeğin herhangi bir şekilde bir Down sendromu artı birkaç tane daha, bazen buna 4
6 tane genetik anomaliyi, bazen 28 tane genetik anomaliyi taratabiliyoruz duruma göre. Bakarak genetik anomali taşıyıp taşımadığına bakıyoruz. Bu testler %100 değil ama diyor ki bize, yani bir olasılıkla bu bebek bunu taşıyor olabilir diye bir bilgi gelirse ne yapıyoruz? O zaman asıl yaptığımız başka bir iş var, amniyosentez. Amniyosentezde anne karnındaki bebeğin suyuna bir incecik iğne yardımıyla bir miktar su alıp onun genetik analizini yapmak. Yani bu ileri aşamalara geldik ve bunların hepsi ülkemizde çok yaygın. Çok ilerlemiş teknoloji, inanılmaz. Çok da güzel şekilde yapıyoruz ama aklınıza gelen başka bir hastalık vardır, otizm. Yani çok da bana da bu konuda hastalarımdan çok soru geliyor. Ne yazık ki prenatal tanısı yok otizmin. Doğumdan sonra ancak, o da belli bir yaşa gelince anlaşılıyor. Kesinlikle. Zaten. Kesinlikle, yani bir takım bulgularını vermesi gerekiyor. İşte göz kontağı kurmuyor, konuşmada gecikme oluyor. Gecikmeler. Onlar bir takım testlerini yaparak, psikologlar genelde bu işe giriyorlar da. Bir şey merak ettim hocam. Hani dediniz ya, doğum öncesi çiftlerde bir tahlil yapılıyor. Mesela bu yapılan tahlilde evlenecek olan veya evlenmiş çocuk yapma kararını almışlar. Sağlıklı bir çiftler size geliyorlar. Kan tahlillerinden nasıl bir tahlil yapılıyor? Oradaki sonuçlarda ne derler? Hani şey tabiri vardı eskiden, kan uyuşmazlığı var. Hı-hı. Engelli doğan bebekler için hep böyle bir tabir kullanılırdı. İşte karı kocada kan uyuşmazlığı diye bir tabir var. Ne kadar doğru bilmemekle beraber. Yani şimdi bizim bildiğimiz bir takım, diyelim ki anne adayı birkaç tane düşük yaptıysa, biz o düşük materyaline de genetik analiz yaptırabiliyoruz. Anne babaya bu sefer genetik analiz yaptırıyoruz. Onların verilerine göre oluşabilecek bebeğin, ikisinin kombinasyonundan ortaya çıkacak bebeğin genetik problemi var mı diye araştırabiliyoruz. Yaptığımız test, normalde rutinde yaptığımız test, kan tablosuna bakmak. İşte rahim ağzı kanseri var mı diye taramak. Ama bir veri varsa elimizde, ailede bir veri varsa, yani bazen genetik anomaliler var. Mesela X'e bağlı genetik anomalisi vardır. Ailenin bütün erkek bebeklerinde kasla ilgili bir takım kas hastalıkları vardır. SMA hastalığından bahsetmiyorum, başka genetik hastalıklar vardır. Biz bunu biliyorsak, anne eğer kız çocuk doğurursa, kız çocukta bunun olmadığını biliyoruz. O zaman bebeğe çok erken başka testler yaparak cinsiyetine bakıp kızsa gebeliğin devamına, erkek bebekse tahliyesine kadar gidebiliyoruz. Oldukça ileri boyutta işlerimiz var ama elimizde veri varsa, eğer elimizde veri yok, yeni evliler, daha hiçbir gebelikleri yok, işte daha işte 2 yıllık evler ve çocuk doğuracaklar, onlar da rutin muayenedir. Aile şey hikayesini yapar. Dinliyorsunuz, sonrasında testlerine bakıyorsunuz ve bununla beraber bir gidişat belirliyorsunuz. Aynen öyle. Bazen genetik konsiling yapıyoruz, yani genetik uzmanından da yardım alıyoruz. Sadece biz yetişemiyoruz kadın doğumcu olarak. Bazen de perinatologlardan, yani bilim dallarından da yardım alarak hocam belki izleyicilerimizden beni teyit edecek olanlar da vardır. Bir dönem bu Down sendromunun anne karnından sıvı alınarak bakılan bir test sonucu tespit edilebildiğini söylediniz. Bir dönem bununla ilgili şöyle bir yanlış duyum yerleşti. İşte bunun anneye zararlı olduğu, asıl bu aşamanın bebeğe zarar verebileceği, bunun riskli olduğu filanla ilgili. Şu an bununla ilgili böyle bir şey hala yaşıyor musunuz? Böyle bir algı var mı insanlarda? İnvaziv bir test. Yani anne karnına iğne batırılıyor. İnvaziv hiçbir testin, yani sıfır zararı yoktur diye bir şey söyleyemeyiz. Çünkü invaziv test, tanı testi. Lazımsa yapıyoruz, lazım değilse yapmamaya çalışıyoruz. Ama yaptığımız zaman enfeksiyon riski var, gebelik kaybı riski var. Anneye zarar verme ihtimali minik de olsa var. Ama iyi bir elde, iyi bir ultrason altında, bu konuda deneyimli bir ekip tarafından yapıldığı zaman riskleri oldukça düşük. Şüphelendiğiniz durumlarda bunu mutlaka tavsiye ediyorsunuz. Yani eğer bebeğin genetik anomali taşıma riski çok yüksekse ve ailenin de bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorsa aile, bazen çünkü dini sebeplerle taşıdığı genetik anomali bebeği ben doğuracağım, yani bu bana gelmiş bir bebek, ne olursa olsun, Down da olsa ben ona bakacağım diyebilir, bunu kabul edebiliyoruz. O anne babanın kendi kararı, o zaman amniyosenteze önermiyoruz. Ama biz her koşulda öneriyoruz, kabul etmiyorsa bir kenara koyuyoruz kabul etmediği düşüncesini de. Kadınların işte bir takım sıkıntılarının başladığı ve bazılarının tedavi sürecinde zorlukla atlattığı menopoz dönemi, bazılarının çok normal atlattığı bir süreç. Ama o süreçte de bir sürü şey değişiyor ve bir takım sıkıntılar da oluşabiliyor. Kesinlikle. Orada son dönemde nasıl yenilikler var? Şimdi bir kere insan hayatı, ömrü uzadı. Hanımlar daha genç kalıyoruz hepimiz, dikkat ederek evet, kendimize en azından. Menopoz dönemindeki hanımlar daha çok genç artık.
İnsanlar spor yapıyor, işte makyajına dikkat ediyor. Yani yaşlanma gecikti bir şekilde. Hanımlar bunda erkeklerden biraz daha başarılılar. Hı hı. Ve biz bunu destekliyoruz kadın doğum uzmanları olarak. O yüzden menopoz dönemi yaş olarak ama yani doğa olarak gecikmedi ne yazık ki. Tabii, yaş ortalama aynı. 48'de, yaş. 48'de yani biz 40'tan sonra geldiği zaman hastaya bulguları çıktı mı menopoza giriyorsunuz diyoruz. Ne kadar bozulsalar da, üzülseler de onları ikna ederek menopoz yavaş yavaş başlıyor. Menopoz demek genel olarak söylemek gerekirse doğurganlığın bitmesi demek, hı hı, benim gözümde veya genel olarak hepimizin kadın doğumcular olarak. Cinsel hayatın bitmesi ya da hayatın bitmesi demek değil. Hı hı. Tam tersine hatta bir takım çalışmalar var. Cinsel hayatın daha iyi olabildiği ile ilgili, yani çocuk doğuramadan bir cinsel ilişkiye girmek, gebe kalma olasılığı olmadan bir cinsel ilişkiye girmek daha kadın için daha rahatlatıcı olduğu bile bahsediliyor. Biz bu dönemde de bir takım şeyler yapıyoruz. Ne yapıyoruz yani menopoz döneminde? Bir kere hastaya yaşam şeklini değiştirmesini söylüyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kere sigarayı bıraktırıyoruz mutlaka. Yani kesinlikle. Sağlıklı beslenmeye geçmesini söylüyoruz. Menopozla birlikte metabolizmamız 1/3 oranında yavaşlar. Biraz yavaşlıyor. Onu bir anlatıyoruz güzelce. İşte bu menopozdan sonra kilo aldım demeleri falan bundan kaynaklanıyor. Kesinlikle. Yani maalesef. Kadınlar. Kilo alıyorlar. Evet. Onu da durdurmak için spor, yürüyüş, diyet ve tabii ki bir de hormonal terapiden faydalanıyoruz biz. Hı hı. Hormon replasman tedavisi oldukça uzun yıllardır yapılıyor. Bir dönem Amerika'da yapılan bir çalışma ama yanlış düzenlenmiş bir çalışma nedeniyle tüm dünya, tüm ilaç firmaları bundan geri adım attı. Menopoz tedavisi vermedik hastalara ama sonradan gördük ki çalışma da güzel bir çalışma değildi. Yanlış verilerle yanlış ilaçları kestiğimize karar verdik. Ben menopoz tedavisi verilmesi gereken kadın doğum hekimleri grubuna giriyorum. O dönemde hormon kullanmayı tavsiye ediyorum ama tabii ki kontrollü. Yani hastayı muayene ediyorum. İşte jinekolojik muayenesini yapmanın, rahim ağzı kanser testlerini yapmanın, işte mamografisini, meme ultrasonunu istedikten sonra hormon replasmanı yapıyorum. Hocam teknolojiden çok bahsettik. Az önce söylediğiniz üzere işte gerek doğum anında, doğum öncesindeki teknolojiden, işte ultrasonun tekniklerin çok gelişmesinden bahsettiniz. Bununla beraber kozmetik jinekoloji çok gelişti. Evet. Hızlı bir şekilde yani teknolojik anlamda inanılmaz hızlandı. Çok ciddi şekilde. Kozmetik jinekolojiden biraz bahsedebilir miyiz? Evet, kozmetik jinekoloji son yıllarda zaten hanımların kozmetiğe olaylara ilgisinde çok artma oldu. Yani plastik cerrahi, güzellik uzmanları hepsi son derece gelişti. Bu konuda büyük bir ekonomik yatırım var, ekonomik olay var arkasında. Farkındalık ve algı çok yüksek. Her var. Şeyde bir estetik sadece ve iyi görünme aranıyor. Hanımlar değil, erkekler de tabii, bu dala girdi. Yani tabii, kendini iyi hissetmek, güzel hissetmek ve bu konuda da son derece iyi şeyler almaya başladık sonuçlar. Bunun sonucunda kozmetik jinekoloji de kendini geliştirdi. Neler yapılıyor? Çok değişik ameliyatlar yapılabiliyor kozmetik jinekolojide. Yani tam anlamıyla kozmetik ameliyatlar yapılabiliyor. Aynı zamanda lazer var bu konuda. Çok ciddi, hı hı, lazer kullanımı var. Yak lazer çok yaygın şekilde kullanılıyor. Ne yapabiliyoruz? Güzel işler yapabiliyoruz. Yani menopoz sonrası, normal doğumlar sonrası ortaya çıkan vajina genişlemeleri, onlarda bir rahatlıkla küçük bir alet yardımıyla birkaç seansta vajina daraltma yapılabiliyor lazerle. Yani ameliyatsız lazerle, ameliyatsız, bir teknoloji, evet, yardımıyla bu uygulama, aynen, yapılabiliyor. Ofiste, ofis prosedür. %20 oranında başarılı ama yine de o hasta için o yeterli olabiliyor, o daraltmayı sağlamak. İdrar kaçırma probleminde bir parça kullanılıyor. Gerçek tedavisi idrar kaçırmanın ameliyattır. Ama ameliyattan kaçan, hele bu Covid döneminde hastaneye girmek istemeyen, hı hı, yani bir de bunu deneyeyim son aşamada diyen hastada, bunlarda da %30 civarında başarımız var. Bir de perine beyazlatma yapıyoruz. Bir takım sebeplerle hormonlar, işte kullanılan doğum kontrol hapları veya başka şeylerle perinenin siyahlaştığı, renginin değiştiği dönemde ya da lazer epilasyonlar ya da farklı, evet, uygulamalardan, evet, dolayı bunu yaşamış, aynen, kişilerde de beyazlatma yapılabiliyor. Beyazlatma yapıyoruz lazerle. O da başarılı. 2 ya da 3 seansta ortaya çıkıyor ama hiçbir zaman hiçbir hanım yani kendi ten renginden daha açığa dönmez. Bunu da kabul etmek tabii lazım. Ki, yani tabii, buğdaysanız buğday olursunuz. Yani hiçbir zaman bir bembeyaz hanım olamazsınız. Bunu kabul ederek, hastaya anlatarak, yani bir miktar açılma olacak ama tabii ki
bembeyaz olmayacaksınız diyerek bunu uyguluyoruz. Hem sağlıkla ilgili hem kozmetikle ilgili çok güzel yeniliklerden bahsettiniz. Eliniz bu anlamda çok kıymetli. Biz de çok şanslıyız ki Türkiye'de böyle yenilikleri takip eden, bilinçli ve kişileri de doğru yönlendiren ve korumacı kadın doğum uzmanı doktorlarımız var. Çok evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Operatör Doktor Nur Tuzuner'le birlikteydik. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Çok güzel bilgiler aldık. Güzel sorularımız, güzel cevaplarımız oldu. 8'e sağlık. Tüm hızıyla devam ediyor.